Allah'a yakınlık mertebeleri var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Kıymetli kardeşler, Allah Teala'ya yakınlık mertebeleri elbette vardır. Herkesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya yakın olma manevi anlamda yakınlığı aynı değildir. Nitekim bunu bir takım ayetlerde de görüyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istale billah ulai kellevne yed'una yebtaguna ila rabbihimul vesilete eyyuhum akrab. Yani okullar ki diyor Rablerine dua ediyorlar, ibadet ediyorlar ve Rablerine vesile arıyorlar. Neden? Hangisi daha yakın olacak diye. Demek ki herkesin Allah Teala'ya yakınlığı manevi anlamdaki kurbiyeti aynı değildir. Bu anlamda kullar arasında bir yarış vardır. İşte vesite bir kul hayrat hayırlarda yarışın ve taavenu alel birri ve takva bir ve takva üzere yardımlaşın şeklindeki ayetler de bunu anlatıyor zaten adeta kullar içerisinde bir yarış var. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın zaten hayatı ve ölümü yaratmış olmasını içindir. İşte kulların hangisi amel bakımından daha güzel olacak diyedir. Onun için kullar arasında bir yarış vardır. Kur'an-ı Kerim'de yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vescud vakterib buyurarak secde et ve yakınlaş buyuruyor. Demek ki secde etmek Cenab-ı Hakk'a yakınlaşabilmenin vesilelerinden, çok önemli vesilelerinden birisidir. O sebeple Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَمَا يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيرُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ي İman edip ameli salih işleyenlerle kötü, işleyenler, kötü işler işleyenler bir olmazlar. Kesinlikle bir olamazlar. Elbette iman eden, amellerini güzel şekilde yerine getiren insan Cenab-ı Hakk'a manevi anlamda çok daha yakın olacaktır. Beni tarafta e, Peygamber aleyhissalatu vesselam da İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste hadisi kutsi de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan şunu aktarmaktadır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yatakar يَزَالُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ bin بِالنَّوَافِلِ Kulum bana nafilelerle daha çok yaklaşır. Hatta behu ta ki ben onu severim fe izâ ahbebtuhu kuntu sem'ahu lezî bih onu sevdiğim zaman da onun işiten kulağı olurum ve basarahu lezî yapsuru bih gören gözü olurum ve yedehu lezî yaptışu biha tutan eli olurum ve ricle huleti biha yani kendisinin yürümüş olduğu ayağı olurum. Tabii ki buradan teşbih ve teçsim manasında bir anlam çıkartmamak gerekir. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kula ne kadar manevi anlamda yakın olduğunu ifade edebilmek içindir bu ifadeler. Onun için Burada da gördüğümüz gibi Allah Teala'ya manevi yakınlık mertebeleri söz konusudur. Kul öyle bir mertebeye çıkıyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu adeta onu özel himayesine alıyor, korumasına alıyor, günahlardan koruyor. Dolayısıyla söylediği zamanda onu isabet ettiriyor başka insanın duyamayacağı bir takım şeyleri keramet mahsulü olarak ona duyurabiliyor, göremeyeceği şeyleri ona gördürebiliyor. Dolayısıyla velayet mertebesi demiş olduğumuz bir mertebedir bu. Elbette ki bu mertebelerde çıkmış olan birisinin sair o mertebelere çıkamamış, gayret göstermemiş insanlarla bir olması manevi anlamda bir değil. Ne demişti Cenab-ı Hak? Ne buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? İnne ekramakum indallahi etkakum. Yani Allah katında en üstün olanınız, en takva olanınızdır. Şunu da hemen ifade edelim. Bunu söylediğimizde, Allah Teala Kaf suresinde ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid biz insana şah damarından daha yakın değil miyiz buyurmuyor mu? Yani demek ki Allah Teala yakındır, kullara yakındır. Nereden çıkarıyorsunuz bu yakınlık mertebelerini gibi bir itiraz gelebilir. Unutmayalım ki bu Allah Teala'nın kuluna olan yakınlığıdır. Elbette ki Cenab-ı Hak kullara her kula böyle yakındır. Fakat Şairin ifade ettiği gibi yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür, güzel eyler. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her dem bize nazar ediyor zaten. Gaflet bizim tarafımızda. Onun için bizim Allah Teala'ya yakın olmamız başka bir şeydir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bize yakın olması ayrı bir şeydir. Bu iki hususu birbirine karıştırmamak lazım. Onun için... Manevi anlamdaki yakınlık mertebeleri bu ayetle çelişik bir durum arz etmez. Salli ala Muhammed